Merhaba. Duyularınızı sayın desem hemen okulda öğretilen beş duyunuzu sayarsınız değil mi? Görme, işitme ya da tat alma gibi. Oysa çok daha fazlasını algılayabiliyoruz. Başka duyularımız da var. Örneğin çok önemli ama akla pek gelmeyen vestibüler sistem yani mekansal algı ve denge becerilerimizi borçlu olduğumuz şey. Kol ve bacaklarımızın ya da genel olarak vücudumuzun pozisyonuna ve dengesine ilişkin birçok bilgi beynimize vücudumuzdaki reseptörler yani algılayıcı sinirler sayesinde iletilse de denge hissi ve mekansal farkındalık iç kulağımızdaki reseptörlerden geliyor. O halde gelin işitme sistemimize bir göz atalım ve öncelikle turuncu renkle işaretlenmiş şu bölgeye. Yani iç kulağa bakalım. Neyse ki elimizde daha ayrıntılı bir çizim var. İşte burada. Bana kalırsa işitme sistemi hakkında okulda öğrendiklerimiz şimdi çok işimize yarayacak. Şu salyangozu andıran spiral biçimli yapıyı hatırladınız mı? Latince adıyla koklea. Yani Salyangoz kabuğu. Koklea, iç kulağımızın en önemli bileşenlerinden biri. İşitsel reseptörlerle donanmış bu birim, algılanan ses sinyallerini işleyerek beyne gönderir. Ama bu çizimde bakacağımız asıl yer burası değil. İşte şurası. Yarım daire kanalları adıyla bilinen şu yapı. Yani anterior kanal posterior kanal ve lateral ya da horizontal kanal. Aslında burada üç boyutlu bir model çok daha açıklayıcı olurdu. Çünkü bu ilginç yapı ortogonal yani birbirine dik açıyla konumlanmış yarım daire biçiminde tüplerden oluşuyor. Belki şuraya iki sevimli surat çizsem daha kolay anlatabilirim. İki surat, üç eksen. Burnumuzdan başımızın arkasına uzanan şöyle bir çizgi olduğunu farz edelim ve buna x ekseni diyelim. Bir diğer çizgi de sol kulağımızdan sağ kulağımıza uzansın ve y ekseni olsun. Farklı açılardan bakıldığında daha kolay anlaşılsın diye yukarıdaki surata x, aşağıdaki ne de y eksenini noktalar halinde ilave ediyorum. Bu çizgi çizgi olan okları uzayıp ekrandan çıkıyorlarmış gibi düşünelim. Tabii 3 boyut demişken z eksenini göstermemek olmaz. Evet, z eksenimizde yukarı aşağı doğrultuda her iki surat içinde aynı. Her bir yarım daire kanalı burada göstermeye çalıştığım eksenlerden birine denk geliyor. Bu kanallar endolenf adı verilen iç kulak sıvısıyla dolu ve bu sıvı başımızı herhangi bir düzlemde hareket ettirdiğimizde o düzlemle ilgili kanalın içinde yer değiştiriyor. Böylece başımızın o anda hangi düzlemde hareket ettiğini hissetmiş oluyoruz. Ama endolenfin tek marifeti bu değil. Farklı eksenlerde hareket eden sıvının miktarı ve yer değiştirme hızı hareketin şiddetini de hissettiriyor. İç kulakta denge hissi ve mekan algısı oluşturmaya yardımcı olan bir diğer unsur da otolitik organlar. Şuraya yazalım. Otolitik organlar. Yani tam şuradaki utrikül ve sakkül adlı minik kesecikler. Bu kesecikler lineer yani doğrusal ivmelenmeleri ve başımızın anlık pozisyonunu hissetmemize yardımcı olur. Bu yapılarda jel kıvamlı bir madde içinde algılayıcı kılsal hücrelere tutunan kalsiyum karbonat kristalleri bulunur. Herhangi bir yöne doğru hareket ettiğimizde, örneğin ayağa kalktığımızda ya da yatıp Uzandığımızda bu kristaller de kendilerinden daha hafif olan jel madde içerisinde hareket ederler. Bu kristaller de kendilerinden daha hafif olan jel madde içerisinde hareket ederler. Kristaller kımıldadıkça bağlı bulundukları kılsal hücreleri de çekiştirirler. Bu sayede beyne bilgi ileten bir aksiyon potansiyeli başlatılmış olur. İyisi mi? ben bunu çizerek anlatayım. Ama bu iki sevimli suratı silmem gerekecek. Kalemimin rengini de değiştireyim şimdi. Evet, işte yeni adamımız. Ve bu da iç kulağındaki, yani otolitik yapıların içindeki algılayıcı kılsal hücre. Hücreler kristallere tutunuyor. Yanına bir tane daha çiziyorum ayağa kalktığımız anda yer çekimi bu kristalleri bağlı bulundukları hücrelerle birlikte bir tek yöne, aşağıya doğru itiyor. Peki yatıp uzandığımız zaman ne oluyor? Tamam, onu da hemen çizelim. Bu defa başın pozisyonu değişti. O halde kristallerin pozisyonu da değişecek. Ama yer çekimi hala aynı yönü gösteriyor. Yani kristaller mevcut pozisyonda yine aşağıya doğru hareket etme eğilimindeler. Tabi bu defa tutundukları kılsal hücreleri de aynı yönde çekiştirmiş oluyorlar. Ah bence harikulade bir sistem. Düşünsenize, kulağımızın içinde ivmelenme ve yer çekimi sayesinde farklı yönlere hareket edebilen kristaller var ve bize başımızın hangi pozisyonda olduğunu söylüyorlar. Yerçekimine tepki veren kulak kristalleri. İnanılmaz! Şu anda iç kulağımızda iş başındalar. Bence sahip olduğumuz en karizmatik duyu sistemi. Vestibüler sistemimiz gerektiği gibi çalıştığında sorun yok ama sistemde bir aksaklık oluşursa of işte o zaman ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor tıpkı baş dönmesi ve vertigo gibi tamam şimdi de bu süreçlerin nasıl işlediğine bakalım yarım daire kanallarına geri dönüyoruz kendi eksenimiz etrafında döndüğümüzde bu kanalların içindeki Endolenf adlı sıvı da aynı doğrultuda harekete geçer. Ama bazen biz durduğumuz anda durmaz. Kanal içindeki hareketini devam ettirme eğilimi gösterir. Hızlı ve uzun süreli dönüşler sonrasında genelde böyle olur. Peki bu sıvı hareket etmeye devam ettiğinde ne oluyor dersiniz? Biz durmuş olsak bile iç kulaktaki hareket sürdüğü için ne oluyor? beynimize iletilen hareket sinyalleri bir süre daha devam ediyor. Yani beyninize hala dönüyorsun sinyali gidiyor. Bunun sonucu olarak da baş dönmesi dediğimiz şeyi yaşıyoruz. Sıvının kanal içindeki hareketi sonlandığında ise baş dönmesi geçiyor. Aslında işleyişin bu şekilde olduğunu bilmemiz baş dönmesini daha kısa sürede atlatmamızı sağlayabilir. Şöyle ki, aksi yönde bir dönüş hareketiyle endolenfi çok daha kısa sürede durdurmak mümkün. Bu sayede devam eden bir hareketi zıt yönlü başka bir hareketin oluşturduğu kuvvetle frenlemiş oluyoruz. Baş dönmesine yol açan tek şey bu değil tabi. Yer çekimine göre beynimize vücut pozisyonumuzu bildiren kristaller, yer çekiminin ortadan kalktığı durumlarda işlevlerini tam olarak yerine getiremiyor. Mesela bir astronotsanız işiniz gerçekten zor. Otolitik organlardaki kristaller yer çekimsiz ortamda vücudumuzun gerçek pozisyonunu bildirmekte zorlanır ve çoğunlukla beynimize doğru sinyalleri gönderemezler. Ayakta olduğunuz halde yatıyormuş gibi hissettiğinizi düşünün. Oh ne kadar kafa karıştırıcı değil mi? Neresi yukarısı, neresi aşağısı kestiremiyorsunuz. Benzer bir durumu kimi zaman dalış yapanlar da yaşıyor. Çünkü suyun kaldırma kuvveti yerçekimsiz ortama benzer bir etki yaratıyor ve bu durum su altındaki dalgıçların yön ve mekan algılarını alt üst edebiliyor. Hem de kelimenin tam anlamıyla çünkü bazen görsel olarak da hangi taraf üst, hangi taraf alt anlaşılması zor olabiliyor. Evet. İşte bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.